Selam arkadaşlar. Bugün 18 Eylül 2023 Pazartesi. Yeni bir hafta. Herkese sağlıklı, bereketli, güzel bir hafta olsun arkadaşlar. Umarız herkes iyidir. Herkesin işleri güçleri rast gitsin. Sağlığı yerinde olsun. Bu arada kanalıma abone olup videoları sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar, emeğimizin karşılığını almış oluruz. Biliyorsunuz İstanbul'daki tarihi Osmanlı çeşmelerini çekiyorum. Bu yaklaşık 20.si. Koca Mustafa Paşa Fındıkzade arasında bir yer. Büyük bir çeşme. Bakalım ne durumda? Suyu akıyor, musluğu var mı? Birazdan arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Güz ayındayız. Eylül'ün sonları. 18 Eylül. İstanbul Osmanlı tarihi çeşmeleri çekmeye devam ediyoruz. Burası şekilden görüldüğü gibi yeni bir temiz, yani yeni elden geçmiş bir büyük bir çeşme. Şu üstten başlayalım. Üste şeyler koymuşlar. Yiyecekler, ekmek falan. Arkadaşlar burada bir hitabe olması lazım. O yok. Güzel bir taş işçiliği. Kemer, çok büyük bir çeşme. Evet arkadaşlarım, burada maalesef şurada ekmekler var. Basmayayım diye size gösterdim. Arkadaşlar şurada şöyle yazılar yazmışlar maalesef. Osmanlı tarihi çeşmeye. Evet şurada güzel bir gene taş işçiliği var, bir sembol. Burada da gene herhalde sabunluk eşyasını koymak için bir tane de bu solda var arkadaşlar. Evet. Bu çeşmenin olduğu yerdeki mermer çok güzel bir işçilik. Ama arkadaşlar maalesef tamirden yeni çıkan bir çeşmenin musluğu yok. Arkada plastik kumaş koymuşlar. Dediğim gibi burası yeniden tamirden çıkmış. Musluk yok. Osmanlı çeşmesinin musluğu yok. Tabii su akmıyor. Burada gene affedersiniz işlemişler falan. Gene klasik tarihi çeşmelerin içine çöpler. Cam kırıkları. Maalesef gene burada pislik içinde. Burada da bir ateş yakmışlar arkadaşlar gene. Kararmış. Çeşmenin yanına çöplük arkadaşlar. Evet Fatih Belediyesi'nin çöp ekipleri burayı süpürüyor. Bu süpürmüyorum bilmiyorum. Bu hemen atıl bir günde atılacak şey değil. Ekmekler hariç bu tahtalar falan alması lazım, taşları. Evet gene burada pislikler var arkadaşlar. Bu taş, maş, saman. Bunlar demek buraya çöp temizlik görevlisi gelmiyor. Olsa bunlar olmaz. Hadi ekmekleri yeni atmış olabilirler de. Ekmekler bile en az 3-4 günlük arkadaşlar kokmaya başlamış. Gene buralar pislik arkadaşlar. İstanbul'un göbeğindeyiz. Gene burada iş sinekler. Arkadaşlar, evet Fındıkzade'nin hemen ana caddesinin arka sokağında çok işlek bir yer. Bu ilerisi de Paşa. İnanılır gibi değil. Şöyle pisliği göstereceğim size. Evet bu tarihi büyük çeşme. Çok büyük bir çeşme. Evet yeni sistre temizlemiş, taş zımparası olmuş falan. Evet arkadaşlar maalesef. Her taraf çöp arkadaşlar. Altlarına bakın. Kutular, çöpler, camlar, pislikler. Arkadaşlar ya çöp var. İstanbul'un göbeğinde şu pisliğe bakın. Oh arkadaşlar. Ya zehirleneceğiz burada. Ekmekler küflenmiş arkadaşlar. Ya buraya, burası dağ başı değil ki. Buraya hiç belediye gelmiyor mu? Ondan sonra yok şikayet ediyor yok. Görevinizi adam gibi yapın. Bak bu karşıda binalar ya. Bunlar sinekten. Burası bit pire de yapar arkadaşlar. Zaten sinekler ayağımızı ısırmaya başladı. Eşek kadar sinekler. Çeşmenin Osmanlı çeşmesinin bu arka tarafı. Evet burada da tarihi çeşmenin böyle yazılar. Maalesef gene moloz var çeşmenin. Evet burada bazı tarihi çeşmelerde oluyor. Böyle burada bir şey var herhalde.
Osmanlı zamanında oradan bir ihtiyaç olarak bir şey alınıyor. Evet, burada tarihi çeşme. Hacı abi, bu çeşmenin musluğu yok. Neden acaba? Musluğu sökmüşler, musluk yok. Abla, sizi çekebilir miyim YouTube'a? YouTube'a çekebilir miyim sizi? Nasılsın abla? İyi misin? Siz de sağ olun. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Çok geçmiş olsun öncelikle. Allah şifa versin. Bu güzel İstanbul'daki ben Osmanlı çeşmelerini çekiyorum. Bir konu 20 tane çektim böyle Osmanlı çeşmeleri. Çoğundan musluk yok ablacığım. Ya bu musluklar önceden takılmıyor mu yoksa sonradan mı? Ne oluyor? Bilginiz var mı? Fakat tadilata ne zaman girdi? Söküp götürdüler. Kim götürdüğünü Çeşme biliyor musunuz akıyor. abla? Belediye. Ha, çeşme akıyordu eskiden. Evet, akıyor. Ha. Oradan insanlar su dolduruyordu evlerine. Ama aşağı yukarı bir 12 yıldır böyle bu durum. Burası tamir oldu değil mi? Elden geçti. Elden geçti ama sıva attılar. Onun o güzel taşlarını kapattılar. Ben de onu Çünkü diyecektim. taşlıydı. Evet, yan taraf değil mi? Normalde komple taştı. Sıvı attılar. Ben de dikkatimi çekti. Çok kötü bir görüntü olmuş. Berbat. Maalesef atalarımız, dedelerimiz bize güzel miraslar bırakıyor. Tarihi, işçilik. İçerisi çöp dolu. Gördüm, yanlar hep, Kapılar sinekler onun. bitti. Şey olduk abla, bu ayaklarım şey oldu. Bakın kapı kokuyor, Kokuyor her taraf. kapattılar. Çöp dolu içerisi. Evet. Kapı hangisi ablacığım? Şu Ben mu? şimdi. Kusura bakma, vaktini aldık ama. Zaten ben bu çöpleri gösterdim. Buraları temizlemesi lazım. Bu hastalık yapar ya. Şeyler, orada hayvan şeyleri atmışlar. Ekmekler 3-4 günlük. Hepsini gösterdim. Belediye göreve çağırdı. Pislikleri de atıyorlar. Evet. Buraları gösterdim hep abla. Gösterin. Şu pislikleri gösterdim Kimse hepsini. ilgilenmiyor. Evet. Şu hep sinek Burası mı koku. doldu Evet. mu? Bakın. Yıkılabilir de Hayvan beledi, evet, kemiklerine bakın. gördüm, bu küflenmiş ekmekler, hepsini gösterdim ablacığım. İnşallah belediye sesimiz duyar da, bakın bunlar hep şey yapar, buralar bitkire yapar, evlere gelir. Şuraya bak, Öyle görüyorsun abla. kimse ele almıyor. Evet ablacığım, bu çeşme önceden akıyor mu Evet, diyordunuz? akıyor. Sağ olsun Buradan ablamız. insanlar su doldurup evlerine Çeşmeyi niye sökerler abla? ve çok tarihi eski çeşmelerde. O sarı şey gibi, Evet, kelebekli. çünkü ben 47 yıldır bu evdeyim. Hani bildiğim için Maşallah. söylüyorum. Hani belediyenin söktüğünü kesin biliyor musunuz? Arkadaşlar, gerçekten tarihi bir çeşme. Burada insan bir su ihtiyacı olur, bir... Ha bu da olabilir. Millet burada halılarını yıkamaya başladı. Hmm. Arabalarını yıkamaya başladı. Belki o yüzden söküp götürdüler. Ben bunu bir yerde daha duydum, Ada Gedikpaşa'da. Oradaki arkadaşlar da aynı şeyi dedi. Senin tezini güçlendiriyor. Orada da böyle tamir etmişler. Daha yeni, bir 6 ay. Musluk yok ya, dedim. Tamir, yeni tamir olan şey nasıl musluk olmaz? Abi dedi, halı malı yıkıyorlar. Belediye halı yıkamasın. Peki halı yıkamanın belediyeye ne zararı var abla? İnsanlara hizmet değil mi yani? Ne diyorsun bu konuda? Vallahi kimse razı olmadı, şikayet ettiler. He. Arabalar gelip ön Ha, tarafta arabalar, yıkamıyorlar. anladım anladım. Şimdi olayı anladık. Bakın şimdi bu çok eski bir tarihi çeşme. Osmanlı O çeşmesi. evet o Osmanlı. sıvaların olmaması lazım. Onun o Evet. güzelliğini bozdu. Zaten burada hemen belli oluyor abla. Bak, bu taş yapı birden buradan sıvaya dönüyor. Evet. Bu olmaması Evet. gereken. Bu tarihi dokusuna zaten yasak. Normalde bir çivi çakamasın. Birinci de tarihi eser. Evet, burayı, Güzelliğini bozdular. evet, belediyedeki görevlilere buradan sesleniyoruz. Mutlaka bu çeşmenin tarihi asla uygun restore edilmesi lazım. Yani bunu ele almaları lazım. Almaları lazım. İnşallah biz yayınlıyoruz İnşallah. bunları. 20. çeşme bu. Sesimizi duyuracağız inşallah. Yetkililer de buradan görecek. Bunlar dedelerimize, atalarımıza kalan yadigar. Çok değerli. Ablacığım, çok teşekkür ediyorum, bilgilendirdin. Rica ederim. Özür Ben dilerim, isminiz teşekkür neydi? ediyorum. İsmim Sema. Sema abla, saygılar. Çok Teşekkürler. geçmiş olsun. Sağlıklı Sağ günler olun. diliyorum. Sizin de Kendinize isminiz iyi sağlam bakın. olsun. Murat. Murat. Benim Ben de YouTube Murat. kanalım var. Eğer Evet. müsait olursanız sonra veririm kanalımı, izleyebilirsiniz de. Tamam. Saygılar, kendinize iyi bakın. Teşekkürler Kalın efendim. Sağ sağlıcakla. olun.